Bugün Mersin Dispatch olarak İmece gazetesinde 7 Şubat'tan beri tutuklu bulunan PİRHA muhabiri Diren Keser'e ile dayanışmak için toplandık. Kendisine mektup yazdık. Çünkü çalışma arkadaşları olarak işte basından arkadaşları olarak mutlaka bizi merak ettiğini, bizden bir haber almak istediğini biliyorduk ve bu amaçla bugün burada toplandık. Kendisine iyi dileklerimizi, yanında olduğumuzu, kendisiyle sürekli danışma içerisinde olacağımızı ve serbest kalana kadar da bu mücadeleyi vereceğimizi kelimelere dökmeye çalıştık. Tutuklanan Diren abimiz, meslektaşımız kendisi. Onun için bir mektup etkinliği düzenledik. Kendisini yalnız hissetmesin diye öncelikle. Diren abiyi ilk gördüğümde sahada çok gülen bir insandı kendisi. Bu kadar güler yüzü bir meslektaş daha önce görmemiştim. Çünkü hepimiz böyle bir ciddiyet falan ama kendinin profesyonelliğinden kaynaklı herhalde. Biraz da bazı şeyleri artık geride bırakmıştı. İşte biraz daha rahatı çünkü işini hakkıyla yerine getiren birisiydi kendisi. Diren abi çok profesyonel biriydi. İşini layığıyla yerine getiren bir insandı. Bu işe emek verdiği, yani gerçekten emek verdiği, herkes emek verdim diyebilir ama gerçekten emek verdiği çok belliydi. Aynı süreci bizzat kendim de yaşadım. Twitter'da paylaştığım birkaç haberi işte retweetlediğim için hakkımda soruşturma açıldı. Beni de terör örgütüne övmekten, işte terör örgütü propagandası yapmaktan cezam istendi. İlk mahkemede beraat ettim. Benim gibi işte Diren abi gibi olan çok fazla gazeteci var. Yani mesleğimizi bir sürekli icra etmeye çalışırken böyle türlü türlü bahanelerle önümüzü tıkamaya çalışıyorlar. Yani Diren abinin suçsuz olduğunu, tek kişinin gazetecilik olduğunu, başka herhangi bir amaç taşımadığını hepimiz biliyoruz. Yani özgür basının önünü tıkamak için, özgür basını susturmak için bütün yolları deniyorlar ki, ama şunun farkına varmaları gerekiyor artık. Yani ne yaparlarsa yapsınlar özgür basın konuşmaya, yazmaya, çekmeye devam edecek. Yani bunun önüne hiçbir şekilde tıkayamayacaklar. Doğruyu yazmak, objektif davranmak suç oldu bu ülkede. Benim de başıma gelmişti zaten böyle bir olay. Dava açılmıştı, önce gazeteye açıldı. Sonra direkt muhabire, bu biraz korkutma ve direkt tehdit amaçlıydı. Haberimden çok emindim. Ama ister istemez o korkuyu yaşıyorsunuz yani. Haklı olmanız bunu değiştirmiyor yani. O korkuyu sürekli yaşıyorsunuz. Bir de yalnızlık korkusu var bizlerde. Acaba arkamda biri olur mu? Ya bu hem gazeteden kaynaklı bir şey korku, hem de meslektaşlardan kaynaklı. Çünkü bu işi doğru bir şekilde yerine getiren çok az insan var Mersin özelinde. Onun korkusunu da, o yalnızlık korkusunu da yaşıyorsunuz ama biraz Diren abi özeline tekrar inelim isterseniz. O yalnızlığı işte hissetmesin diye bu mektup etkinliği düzenledik aslında. Yalnız değil. Diren abi çıktığında aynı yerden devam edeceğiz. Onun gülen yüzüne ihtiyacımız var. Abiliğine ihtiyacımız var. Onun yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz.